Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında görenlerin çok beğendiği güzel bir örneği paylaşacağım sizinle. Yeni kurduğum oyalardan bir tanesi. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda ben bütün detaylarımı daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Oradan izleyip faydalanabilirsiniz. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bugün de yine bu yazmamı iki zincir çekerek tığladım. Şöyle yazmamın desenini de biraz açayım. İplerimi ona göre göstereceğim. Yazmamın kenarını tığlarken altın başak 383 numara yeşil ip kullandım. Çimenimi bu ipimle yapacağım. Üzerinin çiçeklerinde altın başak marka 50 numara sarı, 292 numara böyle bir petrol tonu gibi mavi ve 91 numara pembe kullanıyorum. Kullandığım tığım 22 numara olacak ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hangisine eliniz alışıksa onunla devam edebilirsiniz. Bu 3 numara oya yapmak için gayet uygun numaralar. Hemen oyamızın çimenini yapmaya başlayarak modelimize başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlarsanız verdiğim sayılara göre yaptığınızda benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hiç problem yaşamazsınız arkadaşlar. Geldim. Tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı tığ battının altından giriyorum. Hepsine birden çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım minik trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Hemen yanındaki tığ battıdan girdim. 2, 2 çıkıyorum bu sefer. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son trabzanımızın önünden kirpiğimi hemen bir zincir çektim. Bir defa doladım. Yanındaki tığ battının altından önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 4 zincir çekiyoruz. Yanlış olmasın arkadaşlar. Çünkü çimenin sonunda süslemede farklı bir yer, bir şey olacak. Eğer burada 5'er zincir çekersek kirpiklerimiz daha iri durur. Biraz üst üste olabilir. Bu nedenle 4 çekiyoruz. Bir zincir çektim. 2 kez doladım. Sonraki tığ battının altından ikişer, ikişer, ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa zincirimi çekiyorum. 2 kez doladım. Sonraki tığ battının altından ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Şu şekilde oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Tığdaki ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından girdim. Tuttuğum ipin içinden çıktım. 3 oldu. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 tane ilmeğimi zincirimin üzerine attım. Böyle oldu. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. İyice sıkıştırıyorum. Bir defa doladım. Alttaki trabzanıma geldim. 2, 2 çıktım. Bir doladım. 2, 2 çıktım. Bir doladım. Üçüncü trabzanım. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. Hala son trabzandayız. Yine bir doladım. Sekiz. Bir sonraki tığ battının altından da sık iğnemi yapıyorum. Ara çimenim şöyle oldu, göstereyim arkadaşlar. Hemen şimdi üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir örümcek yaptım. Bu şekilde örümceğimin üzerine iki defa tığımın ucuna ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. 1, 2, 3,
4, 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına ikinci sık iğnem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptım. 11. sık iğnem tığ battının altında. Burada şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çektim, bir doladım. Hepsini birden çıktım. Buradan tekrar baştaki işlemimizi tekrar yapacağız. Bir tane çimen, bir tane çiçek yaparak böyle devam edeceğim ben. Şimdi hızlı bir şekilde 3 tane çiçek yuvası hazırlayayım. Sonra çiçeklerimizin yapımıyla beraber devam edelim. Ben oyama çimenini biraz ilerlettim arkadaşlar. Her renkten birer tane yapacak şekilde çiçek yuvalarımı oluşturdum. Bence çiçeğimiz çok iri olmadığı için aralarda bir tane bu çimenden yapmamız yeterli diye düşünüyorum. Şimdi çiçekleri görünce bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum çiçeğimin yapımı için. Geldik. Birinci çiçek yuvama. Burada 5 zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştık çiçeğimizi yerleştirmek için. Buradan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığımdaki ilmeğim birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. iki, 13, 14, 15, 16. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. 17, 18, 19, 20. 20 tane ilmeğimi bu şekilde attım. Şimdi hepsini birden topluyorum. Eğer düğümlemeden doğruca yeşil yuvaya gelip buradan tutturursanız fasulye biçiminde olur. Ama bence önce bir düğümlemek gerekiyor daha yuvarlak durması için. Sonra bu yuvadan tutturmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben böyle daha çok beğeniyorum. Bu şekilde tutturduk. Şimdi üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şöyle fıstığımızın tam ortasına denk gelecek şekilde sık iğne ile 9 zincirimi tutturuyorum. Üstüne 1 zincir çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Hemen 9 zincirimin altından 3 zincirle bir kirpik oluşturdum. Aslında biz burada ikişer zincir çekerek kirpik yapacağız ama burada döndüğümüz için 2 zincir çekerek yaptığımızda bu kirpiğimiz hiç belli olmuyor. Bu nedenle en başta 3, diğerlerinde 2 zincir çekeceğim. 2 zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım. 2. 2 zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım. 3. kirpik. 2 zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım. 4. 2 zincirimi çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. 5. kirpik. Yine 2 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. 6. 2 zincir. 1 sık iğne. 7. 2 zincir. 1 sık iğne. 8. 2 zincir. 1 sık iğne. 9. 9 tane yaptıktan sonra bir tane de yeşil yuvamızdan sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle bir çiçek yaptık. Üstüne sıkıca yine zincirimi çektim. İpimi kesiyorum burada. Hemen şu başlangıç ipimi de biraz kısaltıp nasıl yaktığımı da paylaşayım. Geçtiğimiz günlerde yurt dışından bir yorum vardı. Bu ipleri nasıl görünmez hale getiriyorsunuz şeklinde bir yorum yapmışlardı. Çok az yakıyorum. Yumuşayınca yapıştırıyorum. Bu şekilde ben böyle yapıyorum yani. Çiçeğim böyle hazır oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi hemen diğer çiçeklerimi de yapacağım ben. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşayım.
ben o yama çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Dilerseniz tabii bu çimenin üzerine değişik çiçekler de yapılabilir. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle değişik model arayanlar için de farklı bir seçenek olsun. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak, o yanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.